Radyo Hayal, Türkiye'nin hayali. Değerli dinleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, telefon attığımızda yine her zaman olduğu gibi değerli bir konuğum var. Berivan Meşeler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Sizin gibi kıymetli sanatçı gönül dostlarımızla buluşuyoruz. Sizleri tanıyoruz, tanıtıyoruz, hayalcileriyle buluşturuyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor çalışmalar, koşturmaca? Güzel gidiyor. Her şey yolunda çok şükür. Evet, öncelikle o zaman Berivan Meşeler kimdir? Şöyle kendisini tanıtsınlar efendim, hayalcileri buyursunlar. Tabii. Ben Berivan, yıllardır müzikle uğraşıyorum. Şu an konservatuvar okuyorum, 2. sınıfım. Evet. Kars'ta yaşıyorum, 21 yaşındayım. Yani kendimi bildim bileli müzikle uğraşıyorum. Ve seviyorum. Peki müziği, tabii ki insan hani sevmediği bir işi icra edemez. İllaki sevmek. Tabii ki de. Severek yapması lazım. Yani temelinde illaki sevmek yatıyor da. Peki bu nasıl gün yüzüne çıktı bu müzik aşkı? Ben 2. sınıftım herhalde. Belki daha küçüktüm, bilmiyorum. Küçüklüğümden beri 23 Nisanlar'da. Okuldan beri. Evet, ilkokulda, ortaokulda, 23 Nisanlarda falan hep söylerdim. Hani böyle bizim eskiden babaannemin bahçesi vardı, orada söylerdim. Sonra bir ara keşfedildim, Kars Festivali'ne çıktım. Öyle devam etti. Bu zamana kadar ilerledi. Zaten hani insan küçük yaşlarda gün yüzüne çıkıyor, sonra hani elini tutan biri varsa da tabii ki hani bunu... İlerliyoruz, evet. İlerliyor mutlaka. Hı hı. Ama şu da var ki... Biri de buna hani ışık tutacak, yardımcı olacak ki... Tabii ki de, da, tek başına olmuyor. Evet, hani gönlü yüreğinde varsa zaten, biraz yardım aldığı zaman illaki bu müzik aşkını icra ediyor. Tabii ki de, yardım alınca daha fazla ilerleyebiliyorsun, adım atabiliyorsun. Peki Berivan Hanım, ben şöyle biraz inceleyeyim de, ben çok memnun oldum. Neye memnun oldum? Evet, Berivan Hanım daha çok türküleri seslendirmiş, öyle değil mi? Evet. Şu da var ki... Türküler tabii ki hani bunu her zaman söylüyoruz ama bizim parçamız, bizim kültürümüz, bizim özümüz. Bunu değer sanatçılarımız hepsi birbirine kıymetli ama türküyü yaşatan, hayatta tutmaya çalışan, gençlerimizde bunu unutturmayan, dinlettiren gerçekten yeni nesil sanatçılarımıza da ihtiyacımız var gerçekten. Ben türküleri çok seviyorum zaten. O yüzden ilk şarkımın türkü olması beni çok mutlu etti. İyi ki de türkü. İnşallah. Aynen öyle, iyi ki de türkü olmuş. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah tabii ki. Bu o zaman sizin ilk albüm öyle değil mi? Evet öyle. Albüm mü, single mi, onu söyleyelim. Single, ilk single'ım. Peki diğer, YouTube'da biraz şöyle gezinti yaptım. Diğer seslendirdiğiniz türküler, onlar albüm mü hepsi yoksa tekli single miydi? Yok, tek single. Onlar sadece kendi YouTube hesabıma atmıştım. Evet. Sadece böyle büyük bir böyle single'ım ilk yayınlandı zaten. Anladım. Hani böyle resmi bir platformda ilk kez yayınlandı. Hep kendi çapımda şarkılar söylerdim, sosyal hesaplarımda paylaşırdım. Evet ya, işte böyle böyle insan bir yerlere geliyor, öyle değil mi? Aynen. Ben elimden geldiğince daha çok başarılar elde etmek istiyorum Allah'ın izniyle. İnşallah bu türkü gibi, bu başarı gibi, bu türküyü söylemeyi zaten çok istiyordum. Hani bunu yapmadan önce de defalarca söyledim. Diyordum eğer bir gün single çıkarırsam bu türkü olacak. Nasip oldu, şans. İşte evet, Allah gönlüne göre vermiş derler ya, hakikaten öyle olmuş. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Peki daha çok yenisin, çok gençsin. İnşallah Rabbim her şeyi gönlüne göre verir de. İnşallah, teşekkür ederim. Bir hayali nedir Berivan Hanım'ın? İleriye dönük. Hayalim kendimden çok sesimi tanıtmak. Hani benim ismimden çok sesimin duyulmasını istiyorum. Hani ayrıca ismim de duyulacak elbet ama İllaki. Sesimin duyurmak istiyorum. Hani bu yola başlamadan önce hep söylerdim. Mesela sosyal hesaplarıma hep düzenli video atardım. Diyordum iyi yerlere geleceğim, iyi şeyler olacak falan. Herhalde dualarım kabul oldu. Bundan daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum kendi emeklerimle. İnşallah. Tabii ki hani şu da var ki, sen de söylediğin, emek veriyorsun. Tabii ki de. Sen de tüm sanatçılarımız da tabii ki hak eden, tüm sanatçılarımız da. Tabii ki de, evet. Meyvelerini toplar inşallah diyelim. Hani
Evet, şey yani emek olmadan yemek olmuyor. Değil mi? Çok güzel söyledin. Peki klipten bahsedelim istersen. Klipte kimlerin emeği var? Gerçekten güzel bir klip olmuş. Onur abimin emeği var. Yönetmen Cemal abimin emeği var. Ses kayıt olaylarında. En önemlisi Özcan abim. O zaten bana ışık oldu. Evet. Eğer dinliyorsa da orada kocaman sevgiler yolluyorum. Sağ olsunlar. Hani evet, şans eseri oldu gerçekten. Hani o da zaten diğer türküsünü seslendirmek isteyen bir genç arkadaş arıyormuş. Şans eseri, ben de bu türküyü çok istiyordum. Şans. Gerçekten şans. Doğru, haklısın. Peki ayrıca senden başka müzikle uğraşan var mı? Müziğe yatkın olan var mı? Yok. Aynen. Tek müzik aşkı olan kişisi benim. Evet, benim. Hem şöyle bir şey var. Ben küçüklükten beri istiyordum zaten. Güzel Sanatlar Lisesi'ne de gittim. Şu an konservatuar okuyorum. Hep istiyordum yani ben. Hani aileden biri şarkı söylediği için onu özenerek veya onu benimseyerek müziğe atanmadım. Kendim. Evet. Hep söylüyordum. Sonradan bana dediler sesin çok güzel falan. Öyle ilerlettim Allah'ın izniyle. Daha iyi olur inşallah. İnşallah tabii ki. Peki kendince bir şeyler yazıyor musun? Hani beste olarak soruyorum. Kendince yazdığın yani, şey var mı? Biraz garip olacak. Konservatuvar okuyorum ama hiç yazmadım. Denemedim. Ama tabii ki insanın içinde o yetenek varsa bir gün zaten çıkar. Tabii ki olur. Tabii bir ki. Çıkar. İleride inşallah olur. Peki türküleri seviyorsun. Seslendirmeyi çok seviyorsun. Ondan şöyle bir soru sorayım. Çaldığın bir enstrüman var mı? Belki bağlama. Piyano çalıyorum. Öyle mi? Evet, piyano çalıyorum. Lisede bağlama çalıyordum. Bağlamayı bıraktım. Piyano hevesim başladı. Konservatuvarda piyanoyla devam ettim. Evet, o da güzel gerçekten ama ben hep şunu isterdim her zaman Berivan. Klarnetçi. Bende klarnet aşkı var. Ben de çok severim klarnet çalmayı ama nasip olmadı. İnşallah nasip olur. Ya bizde de öyle bir yetenek yok ama biz de sizin gibi değerli dostlarımızı radyomuza gönül verenlerle buluşturuyoruz. Bu da tabii herkes yapacağı bir yetenek değil gerçekten. Hani bu da yani yetenek istiyor, öyle değil heves, mi? Heves. Hem yetenek istiyor hem de gerçekten çok hevesli olmalısınız. Ama şunu söyleyeyim ki Berivan, değerli kardeşim. Hani heves bir gün geçip gidiyor, biliyor musun? Hani bir işi gerçekten severek yapıyorsan onu Allah uzun versin ömrün sonuna kadar yapmak istersin, icra etmek tabii istersin. Tabii ki de. Sağlığında el verdiği sürece ama. Tabii ki de. Dedin ya, sen de söyledin az önce. Bağlama çalıyordum sonra piyanoya heves ettim. Evet. Heves gelip evet, aynen öyle. Mesela ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Mesela ben liseye başladığımda babam, annem olsun hepsi bağlama dedi. Ben kendi isteğimle yani böyle odaklanamadım, heveslenemedim. O yüzden liseden sonra bırakmak istedim. Evet, biraz da tabii ki hayat şartları. İnsan işte, duygular değişiyor, düşünceler değişiyor. Tabii ki de, evet. İstekler de değişiyor, tabii haklısın. Tabii ki peki, de. O zaman şöyle bir soru yönelteyim. Bundan sonra aynı formattan mı devam edeceksin? Sadece türküler mi yorumlayacaksın? Bence. Türkü düşünüyordum. Mesela bu ilk şarkımda türkü olsun istedim. İlk şarkım türkü diye anılmak istedim. Hani türkü olsun şarkım. Evet. Ama ikinci şarkımda Allah nasip ederse farklı şeyler de deneyebilirim. Yani şu da var ki sizin açınızdan söylüyorum. Daha çok insana erişmek istiyorsun. Daha o yelpazeyi geri tutmak gerekiyor. Tabii ki de. Bu eski bir türkü olduğu için birçok insanın kulağına hitap etmiyor. Hani dinlenmiyor ama eskiler olursa daha çok hitap eden olur. O yüzden ben ikinci şarkım olsun, üçüncü şarkım olsun devamı geldiğinde türkü değil de daha farklı şeyler de deneyebilirim. Peki arabesk okumayı düşünüyor musun? Arabesk. O da olur. Gider yani, sesin geçtiğin güzel yani, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim gerçekten. Hani insanın içine siniyor yani, değil mi? Yaptığı iş içine sinince. Tabii ki de. Tamam diyorsan bu iş insanlarda o yansıyorsa, geçiyorsa da tamam o zaman artık diyorsun. Kesinlikle. Şarkım yayınlandıktan sonra da zaten güzel mesajlar aldığımda kendi kendime çok söyledim. Dedim tamamdır bu iş. Çünkü emindim kendimden. Allah utandırmasın çıktığın yoldan. Teşekkür ederim. Başarılar. Senin olsun inşallah. Peki. Teşekkür ederim. Sana şöyle bir soru yönetmek isterim Berivan. Tabii ki. İyi bir müzik dinleyicisi nasıl tanımlarsın? İyi bir müzik dinleyici. İlk başta mesela ben kendi çapım yaptığım klipten söyleyeyim. Evet. Bir
benim yerime bir başkası yapsaydı, hani tamam sesi beğenebilirsin, beğenmeyebilirsin ama yoruma sadece, hani mesela benim şarkımda 700 yorum varsa sadece 10 tanesi eleştiriydi. Hani hep güzeldi, sadece eleştiriydi. Evet. Hatta biri yazmıştı ki güzel ama beğenmedim. Evet, hani olabilir. Emek var orada. Orada belki güzel bir başarı var. Hani gerçekten iyi bir dinleyici orada emek olduğunu anlar ve yoruma belki benim tarzım değil ama emek var, güzel olmuş der. Yani tabii, hani hiç kolay işler yani, değil bunlar. Güzel dinleyici budur benim için. Çünkü orada emek var. Hani sen güzel bir oturmuşsun orada kötü yorum yapmak için. Öyle dinleyici olmaz tabii ki. Tabii öyle o tabii ki onlar dinleyici demiyoruz. Onlar gerçekten art niyetli insanlar. Hani, yani o zaman sen de çıkıp sen de söyleyip sen de başarsaydın. Zaten biliyor musun bu kendi yapamadığı için, yapamayacağı için böyle yorumlar yapıyorlar. Gerçekten hani... Kesinlikle. Hani diyorum ya benim önemli olan sesim. Hani klipte küçük sorunlar elbet olur. Hani klipteki küçük sorunları bile yoruma yazan vardı. Yani benim için önemli olan sesim. Ben sesimi sadece duyurmak istiyorum. Adımı duyurmak istiyorum. Başarımla. İnşallah. Gerisi benim için mühim değil. Ya tabii ki olabiliyor illaki şimdi. Tabii ki de evet. Tanınmış, bilinmiş birçok sanatçımız var. Herkes hani sanatçı olduğunu düşün. Çok büyük bir sanatçı olduğunu düşün. İnşallah olursun. İnşallah. Herkes seni sevecek, dinleyecek de bir kaide yok. Yani herkes ben mavi severim, sen sarıyı seversin. Herkesin zevkleri ve renkleri farklıdır. Tabii ki de. Peki hani benim tabii buyurun. Kendim. Hani benim yerime başka biri ya mesela benim tarzım olmayan ben pop çok fazla dinlemem ama mesela pop söyleyen arkadaşların şarkısını dinleyip beğenirim. Ama yorum yapmam. Benim tarzım değil, yorum yapmıyorum ama dinlesem bile beğenirim onu. Evet tabii o kadar çok emek var ki. Tabii ki de. Ona hitaben beğenmek, güzel bir yorum yapmak hani beğenmek. Tabii ki de aynen öyle. Peki onlarca türkü seslendirdin, çok sevdiğini de söyledin. Kendini bulduğun türkü hangisi sence? Diğer. Evet. Çok evet. Oldu. Gerçekten çok istiyordum o türküyü söylemeyi. Diyordum ilk single'ım olursa eğer o da türkü olacak ve o da diğer olacak diyordum. İnşallah Allah kalbine göre vermiş. Bundan sonra da İnşallah. Bu yolda başarılı bir şekilde yürürsün, devam edersin. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki sosyal medyadan dinleyeceğimiz sana nasıl ulaşacaklar? Onu da paylaş. Instagram Berivan Meşeler. Sadece Instagram kanalında mı? YouTube kanalı. YouTube kanalımda var Berivan Meşeler. Tamam. Hayalciler evet Berivan Meşeler değerli gönül dostumuzu. Ya, daha yolun çok başındasın. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya küçüğüm. Evet. Daha yolun çok başındasın inşallah. Aynen. İnşallah böyle ama hızlı değil. Yavaş yavaş emin adımlar. Kesinlikle. Bu yolda yürüyeceksin inşallah başarılı olacaksın. Biz de tabii ki hep yanında olacağız inşallah elimizden geldiğince. İnşallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey varsa hayalciyle burada mikrofon sende Berivan. Herkese çok teşekkür ederim. Hani ben şarkımı söyledim, çıkardım. Sahip çıkan, güzel mesaj atan herkese gerçekten teşekkür ederim. Onlar yanımda oldukça ben motive oluyorum. Yoluma daha sağlam adımlarla devam edeceğim inşallah. İnşallah. Artık senin üzerine düşeni yaptın. Sesini, yorumunu, o canını kattın o Türkiye'ye. Artık bundan sonrası bizde, radyocu meslektaşlarımızda ve dinleyicilerimizde artık sonrası. Evet, artık hepinize teşekkür ederim. Evet, artık size emanet şarkı. Gönül rahatlığıyla biz tabii ki o emaneti yerine getireceğiz. Sana başarılar diliyoruz Radyo Hayal Aleti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir başka bağlantıda buluşmak dileğiyle Berivan Meşeler. İnşallah. Çok teşekkür ederim, memnuniyetle. Radyo Hayal. Türkiye'nin hayali. Değerli sanatçı konuğum Ahmet Yoldaş şu anda İsviçre'den telefon attığımda kendisi hoş geldin, sefalar getirdin Üstad. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Can. Çok sağ olasın, eyvallah. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Çok şükür, hamdolsun diyelim. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Biliyorsun her gün şükretmek lazım değil mi? Beterin beteri var. Hiçbir şeyin de garantisi yok bu hayatta. İşte her şeye şükretmek lazım. Allah bugünümüzü aratmasın diyelim.
Peki İsviçre'den şu anda telefon attığımızda bizlere olan Ahmet Yoldaş, değerli gönül dostum, evet. Şöyle bir kendisini tanıtırsa hayalcilere, bakalım tanıyalım bir kendisini, buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için senin programına, Hayal FM Radyosu'na konuk olmak benim için büyük bir şereftir. Siz Hayal Radyosu sevenlerine, dostlarına, çalışanlarına, emekçilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize kolay gelsin. Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Ahmet Yoldaş İsviçre'de yaşıyor. Günlük üretime katılıyorum. Çalışan bir arkadaş, yani diğer sizler gibi emekçi bir arkadaş. Evet. Onun dışında 5 yıla yakın bir zamandır müziğe gönül vermiş. Kendi yazmış olduğu şiirlerini, siz müzikseverler ulaştırmaya çalışmış. İşte kendi duygularını ve düşüncelerini yansıtan şarkılarını 70'e yakın eser yazmış. Maşallah. 30 tanesini evet. 30 tanesinin müziklerini bitirdik. Yakın zamanda işte ilk çalışmamız olan Gitme Yar şarkısını yaptık. Yani evet. Ülkeye yakın bir zamandır. YouTube'da şu anda gerçekten çok bir ay içerisinde 1 milyona yakın bir rekor şey kazandık. Harikasın valla, harikasın. Evet. Çok güzel, çok güzel, büyük bir başarı aslında, biliyor musun? Evet, çok çok güzel bir başarı oldu. Bizim için gerçekten çok güzel bir başarı oldu. 30 seneye yakın yapacağımız diğer şarkılarımız, yani bunlar aşağı değiller. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel müziklerimizi yaptık. Çok güzel anlamlı şarkılarımızı yaptık. Bunlar sadece bu yaptığımız, yani şu anda 1 milyona yakın izlenme alan, rekor kıran bu şey değil, yani bir şarkı değil. Diğer 30'a yakın şarkımızın da hit olacağını, gerçekten de sürekli, yani yıllar da geçti, eskimeyeceğini, İnsanların dilinde olacağına inanmıyorum yani. Peki bu şarkıların hepsi sana mı ait güzel insan? Büyük kısmı bana ait. Evet, yani şimdi ona yakın eserimiz, yani 70 tanesinin içerisinde ona yakın şiirleri, yani müzikleri tabii, yani yorum, müzik, evet, vesaire hepsini elden geçirip düzenlemelerini yapan yine benim. Yani ona yakın bir şiir var. İşte bu değişik yazar arkadaşlarımızın, yani daha önce tanınmış yazar arkadaşlarımızın değil, sıfırdan evet, benim gibi daha yeni yeni bu ayakta keşfedilecek insanlara ait şiirlerdi. Bunların müziklerini, yorumu vesaire değişimle işte biraz üzerinde şey yaptım. Tabii zaman alacak şeylerdi bunlar. Şimdi şöyle bir şey de var, yani bilmiyorum, biraz kalıcı olmak istiyoruz, yani daha doğrusu kalıcı olmak istiyoruz, yani uzun yıllar güzel bir sanat yaratmak istiyoruz, hani bu şey olmak istemiyoruz, yani böyle bir şarkıyla hemen parlayıp ondan sonra şey olmak istemiyoruz. Yani işte hayırlısı çok, diyelim. Bunu birçok sanatçı evet, dostlarımıza da söylüyoruz, hani yavaş yavaş ilerlemek, hani emin adımlarla ilerlemek daha iyi olur, hani bir de hızlı ilerleyip de bir düşüş olmaması lazım, yani burası daha iyi, gerçekten emin adımlar atmak lazım. Peki şöyle söyleyeyim, o zaman şu anki Gitme Yar isimli eser sana ait, bu single, yani tek bir eser olarak çıktı. Evet. Az önce bahsettiğin şekilde diğer şarkılar da albüm mü olacak, yoksa tek tek single şekilde mi insanlara sunacaksın? Tek tek yapmayı düşünüyorum. Aslında tek tek yapmayı düşünüyorum. Yani bunları tek tek işte kliplerini yaparak, bazılarını işte klipsiz de yani sunabiliriz. İmkanlarımız dahilinde diyelim. Tabii. İmkanlarımız dahilinde tek tek yapmayı düşünüyoruz yani. Şu anda zaten 30 tanesinin müzikleri bitmiş yani diyelim. Evet. Bir stüdyoda, yani diyelim bir program alacağız. Orada belki bir aylık bir süreç içerisinde ilk başta 10-15 tanesini hızlı bir şekilde paylaşmayı düşünüyoruz yani. 10-15 tanesini hızlı bir şekilde paylaşmayı düşünüyoruz. Evet. Şu var ki tabii ki hani albüm atışlar zaten yoktu. Her şey artık dijital ortamda oldu. Bence de hani en mantıklısı şu dönemde, artık bundan sonra hep zaten böyle oluyor uzun zamandır. Hep single, yani tek bir eser sunuyorsunuz sanatçılarımız. Hı-hı. Bence de en mantıklısı bu yani. Hedefi 12'den vurmak yani. Evet. 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 Ya şimdi şöyle bir şey de var yani. Mesela tabii ki az önce de siz işte bahsettiğimiz gibi, yani bir şarkıyı ve işte mesela parlayan birçok tanıtıcı olmuştur. Yani parlayan birçok şey olmuştur. Bir ama çabuk bizim diğer tarafta çabuk unutuyorlar. Evet. Bizim diğer tarafta avantajımız şu oldu. Yani bizim sıfırdan yaratmış olduğumuz müziklerimiz, yani mesela bu müziklerin söz, müzik vesaire hepsinin bize ait olması
Yani kaleminin bizde olması, düşünmesinin bizde olması, yorumunun bizde olması ve müziklerinin bizde olması. Tabii bunların hepsi birer çok güzel bir avantaj. Tabii işte ki, biraz da Anadolu insanımızın bize yaratmış olduğu ozen kültürüne yakın olarak. Yani çünkü üretmek gerçekten çağımızda çok, çok zor. Çok değerli bir şey. Bir de güzel şarkıyı yani tabii yani güzel bir şarkıyı yaratmak herkesin 7'den 70'e herkesin tabii 7'den 70'e herkesin ortak duygularından paylaşılabilecek bir şarkıyı yaratmak daha önemli, daha değerlidir. Yani bir, ama şu var ki üstadım, Allah kesiyorum. Herkes yaşanmışlıklardan ama herkes o yaşanmışlıklardan belki şiir yazabilir ama beste yani herkesin harcı değil yani. Evet, evet çok doğru söylüyorsunuz. Yani çünkü dediğim gibi yani insanların ortak duygu ve hislerinde önemli olan birleşebilmek yani herkesin acılarına dokunabilmek, herkesin yaralarına dokunabilmek. Yani mesela olabiliyor ki yani işte evladını getirmiş bir annenin duygu ve hislerine bile girebilmek, bir yani küçücük çocuğun ne bileyim yani yüreğine hitap edebilmek önemlidir. Doğru söylüyorsun. Aynen, çok önemlidir. Yani bir vitrinin önünde geçerken bir çocuğun alamadığı bir oyuncağı ya da alamadığı bir ayakkabıya, alamadığı bir elbiseye bir bakışı vardır. Yani onun böyle bir hüzünlü şeyi olur ya, evet, duygularında evet. Böyle bir izi kalmıştır. Ya da çekici bir bakış. Aynen, değil mi? Evet, yani bunlara işte duyguların tam böyle uç noktalarıdır. Yani bunlara dokunmak, onları gerçekten hissedebilmek, onları gerçekten doğru alıp insanlara gerçekten o doğru hisleri verebilirsek, İnanıyorum ki tabii ki başarı yani. Mesela bizim bu şarkımızın birden böyle şey olması yani birden böyle patlaması, birden şey olması işte o demek ki doğru duyguları yakalayabilmişiz. Doğru yani duygulardan hareket edebilmişiz. Üstadım çok haklısın. Hani sen o şarkıyı, o eseri bir de sana ait olması çok daha farklı bir şey. Hangi evet. Duyguyla, hangi işte ruh haliyle okuduğun önemli. Onu da aynı şekilde dinleyici yansıtabiliyorsan işte başarı olur ya. Tabii kesinlikle katılıyorum çünkü dediğimiz gibi yani mesela duygular ve hislerin tabii ki yani ortak yerde buluşması, birleşmesi, insanlara gitmesi çok çok önemlidir. Yani bunlar gerçekten üzerinde yani hiçbir şeyin olmayacağı yani maddi olarak kişi değerin yani ulaşamayacağı yani manevi değerlerdir. Bunlar insana has olan şeylerdir. Tabii bunların işte dediğim gibi yani doğru yerde kullanmak aslında kullanmak kelimesi biraz pazarlık oluyor yani biraz pazarlamak gibi oluyor da aslında yani pazarlamak değil hani yaşanmışsa yani insan yaşanmışsa evet. O duyguları başka insanlar da yani bir mesela bir madencinin ya da ne bileyim yani gece bir fırında çalışan bir restoranda çalışan bir garson arkadaşın olsun yani bunlar hep yaşamın içerisindeki şeylerdir yani hayatın gerçekleridir yani. Yani o duyguları o hayatın gerçeklerini tabii geçirebiliyorsan işte tamamdır. İş bitmiş demektir. Aynen. İşte halkçı olmak yani halkın yaşamış olduğu yani halkın yaşamış olduğu sorunları birebir alan bir insan yani yazabiliyorsa eğer bunları müziğiyle birleştirebiliyorsa bu ölümsüz olur. Yani bu insanların gönlüne kalbine o şekilde ulaşabilmesi onlarla bütünleşmesi tabii ki daha kolaydır. Biz ne bileyim yani ben kendi sanatım adına en azından bunu yapmaya çalışacağım yani bu yani o şeydeyim yani o çizgideyim. İnşallah güzel insan ben gerçekten hani çok başarılı oldum bu seride. Peki biraz da klipten bahsedelim istersen ne dersin? Tabii olur. Buyur. Klibimiz de şöyledir yine dediğim gibi işte bu halk gerçekliğimiz içerisinde şöyle bir şey vardır yani genelde bizde toplumsal kültürümüzden kaynaklı diyelim. Evet. Toplumsal kültürel zenginliğimizden de hani kaynaklı olabilir bu. Bir şey vardır yani. Sevenler her zaman toplumsal olarak bizde biraz kavuşmaları, birleşmeleri, bir araya gelmeleri biraz zordur. Yani bizim şartlarımız böyle bir Avrupalı'nın yaşadığı bir aç hayatı gibi değil yani. Bir Avrupalı çok zor yani. Tabii öyledir. İllaki. Aynen öyledir yani. Şimdi mesela bir Avrupalı'nın ya da başka bir kıtada yaşayan bir insanın aşk duyguları, aşk hisleri ya da bir sevgi şeyleri çok farklı olur. Ama bizde çok farklıdır yani. Biz bunları çok farklı yaşarız. Türkiye'deki kültürel yaşamdaki, Avrupa'daki evet. Aynı coğrafya, aynı bir kültürel yaşam değil tabii ki. Oradaki hayat farklı, yaşayış da farklı. Orada belki daha kolay olabiliyor. Kavuşmalar, sevgiler ama burada tabii ki zor olunca daha kıymetli olmuyor mu? Değil mi? Tabii işte biz mesela bu şarkımızdaki anlatmak istediğimiz tema şeydi yani bir birbirini çok seven iki insan var. Birbirine gerçekten aşık olan, seven iki insan var. Evet. Klipte de işte biz bunu yansıtmaya biraz çalışmaya çalıştık yani. Bunun dışında bir de takıntılı olan bir insan var. Yani o insan
bu birbirini çok seven iki insanın sevmiş olduğu, yani adamı sevmiş olduğu kadına takıntılı, yani o da seviyor. Kadının bundan haberi yok, adamın bundan haberi yok. Yani o takıntılı, yani böyle psikopatça, yani evet. o da takmış kafaya bu kadını. O da sevmeye çalışıyor ve gelip silah zoruyla, yani ben sevdiğim adamı öldürürüm diye işte kadın göz önünde şey yapıyor. Tehdit ediyor ve kadını alıp götürüyor. Kadını alıp götürüyor. İşte orada şey oluyor ya. Yani, adam da işte bu ayrılıktan sonra işte şey yapamıyor yani. Buna bir anlam, bir şey veremiyor yani. Bir mana, evet. Bir anlam veremiyor. Evet, kadın neden gittiğini, yani şey yaptığını. Şimdi biz orada bayağı bir düşündük. Yani dedik şimdi kadın giderken intihar mı etsin ya da şey mi olsun? İşte ne bileyim, o şekilde şey yaptık. Yani daha da dramatikleştirmek aslında biraz şey olabilirdi. Belki biraz daha da dramatikleştirebilirdik ama evet. Çok da şey yapmak istemedik. İnsanların yok, çok da duygularını gayet biraz... Gayet kazında olmuş isterdim ya, evet, gerçekten. Yani böyle çok da şey yapmak istemedik. Dedik hadi neyse, böyle kadın adamla gitsin. Yani zorunlu olsa, çünkü kadın kendini orada feda etmiş. Yani adam için işte kendini feda etmiş. Evet. Yani adamı işte sevdiği adam ölmesin diye kendini feda etmiş. Onu koruma amacıyla, koruma güdüsüyle diğer adamla, yani takıntı olan evet. Adamla birlikte gitmiş. İşte konuyu öyle biraz işledik. Peki klipte kimlerin emeği var üstad? Klipte. Evet, Ecem Çağlar var, Halil Ceyran vardı arkadaşlarımız, bunlar da burada İsviçre'de yaşayan iki tane arkadaşım da benim. Sevdiğim evet. İki tane arkadaş kendi emeklerine sağ olasın. Eksik olmasın. Onlar da konuk oyuncu, evet, konuk oyuncu olarak bize oynadılar. Bakalım, belki şey de oldu yani, YouTube'de izlediğinde işte ne bileyim, oyuncu arkadaşlarımızın çok başarılı performansından dolayı bir dahaki kliplerde görmek istediğimi de söyledim. İşte yapacağımız İnşallah. 30 tane şarkı içerisinde belki yine arkadaşlarımızla yine oynarız. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Klip de hani oturmuş şarkı yani. Peki tabii ki Hı-hı. Bütün şarkılar hani türkülerimiz anonim ama tabii ki onlar da yaşanmışlardan, ağıtlardan Hı-hı. Yola çıkarak doğuyor. Evet. Bu şarkılar da yaşanmışlıklardan çıkıyor illaki. Peki nasıl doğuyor Aynen. Bu şarkılar üstad? Nasıl doğuyor yani? Şey Hakan, bir sesini daha alamadım. Ben diyorum ya, kusura bakma. Şu an geliyor mu sesin? Ha, sorry. Ha, şu an geliyor, evet. Evet. Ya, bütün şarkılar illaki yaşanmışlıklardan çıkıyor da hayat buluyor, doğuyor. Peki sen nasıl bu şarkıları besteliyorsun? Nasıl bir yerden geliyor? Buyur bakalım. Bir şey paylaşıyorsun. Dedim ya, ben de, değil mi? Tabii. İllaki. Ya 20 yılın üzerinde, yani ben de Avrupa'da yaşayan bir vatandaş olarak birçok mesleki dalda çalıştım, birçok işte çalıştım. Yani kendime özel işlerde de yaptım. Birçok iş yerinde de çalıştım. Kendi yaşanmışlıklarım, kendi çevremizdeki işte yaşanmışlıklarımız, o hayatın işte içindeki gerçeklerin işte insan yaşamlarına, insan tarzlarına bir yasama biçimi vardır. Evet. Kendi adıma bu yaşanmışlıkların, yani o dönemde işte bir büyük evet. Bir acı, yani büyük bir travma olarak yaşıyorsun. İşte birini kaybediyorsun. Onu bir travma, bir acı bir olarak yaşıyorsun. Şarkıya dökülüyor. Ama aynen. Hani Neşet Ertaş'ın dönemde... bir röportajı vardı. Sözünü vallahi kesiyorum, affedersin ama. Neşet Ertaş'ın üstadın bir röportajı vardı. Bir bayan kardeşimiz röportaj ediyor. Hani orada şöyle bir cevabı vardı onun. Biz çekmediğimiz derdin türküsünü yazmayız, okumayız kızım demiş. Yazmayız. Gerçekten değil mi? Öyle bir muhabbet evet, 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 evet. Bu da böyle ya, yaşanmadığı evet. Bir şeyin şarkısını, şiirini, türküsünü yazabilir misin? Yazamazsın. Tabii ki yani. Şimdi tabii aynen öyle yani. Mesela bunlar yani çoğaltılacak örnekler ve şeydir yani. Bunlar pratik ve insan hayat somutunda gerçekleşen şeylerdir. Yani bir çocuğu denizin kenarına götürmeden ona yüzme veya denizin suyun nasıl olduğunu ya da bir ateşin sıcaklığını, kavruculuğunu yani o ateşin yanmadan göstermeden, yani bu pratik gerçekliği göstermeden şimdi şey olur yani. Soyut bir deney üzerinde ya da soyut bir yaşam tarzı bir deney yapmadan ya da bir pratiğe dökmeden anlamsız olur. Ya da bir işte 18 yaşındasınız, araba kullanmanız gerekiyor. Şimdi direksiyona oturmadan ya da onun ön teorisini almadan şey yapamazsınız yani, gidersiniz yolda ama şey yaparsınız yani mutlaka evet. İlk bir tecrübe kazanız olur, ilk bir yapalanma olur, ilk bir sağa sola işte ne bileyim bir yerlere vura vura gidersiniz yani, bir şekilde büyürsünüz değil mi ya?
Şimdi bizimki de öyle. Yani demek ki hani derler ya hayatın sinesi. Yani demek ki hayat, hani bunu bir duygusallık ya da bir duygu sömürüsü yapma amacıyla değil. Demek ki biraz duygularımızın üç seviyeleri demek ki çok seviyormuş. Demek ki bizim o dönemde normal gördüğümüz koşullarda, normal gördüğümüz şartlarda demek ki benim duygularım çok yoğunlaştı. Bir şey olmuş, dönem olmuş. Bunlar şarkılarıma bu şekilde yansımış. Ben bunu böyle algılıyorum, böyle şey yapıyorum, yani tanımlamaya çalışıyorum. Evet. Bir de şöyle bir şey soracağım sana Üstad. Hani ben kendimden bir örnek vereyim mesela. Atıyorum bir sene öncesinde sosyal medyada yaptığım bir paylaşımı şöyle çaktırmadan yavaş yavaş el altından siliyorum mesela. Yazdığım bir o anki gönlümden geçen bir şey şimdiki aklımda, şimdiki düşüncelerimde siliyorum. Öyle gerekiyor belki, öyle istiyorum. Peki senin de hani yazıp da ya atıyorum yıllar öncesini şöyle bir beste yapıp da yazıp da sonra ya bunu pek beğenmedim ben şimdi diye sildiğin oldu mu sence? Çok oldu. Bütün şarkılarımızın şu anda yansıması bu oldu. Yani, yani çok güzel bir geçiyor değil mi yani? Yani yıllar öncesi yazıyorsun ama tekrar bravo. Tekrar geçiyorsun üstünden yani. Evet. Belki günlük günlük bir radyo programında işte bu şekilde bir canlı yayında, yani daha yeniyim yani. Yani bu işin başında olan bir arkadaşımızım. Evet. Ama en güzel soruyu şu anda sen sormuş oldun yani. Öyle şu mi? Ana kadar gerçekten tabii. En güzel soruyu sen sormuş oldun. Gerçekten bu benim için en anlamlı soru benim için yani. Bunu, ne güzel, ne güzel. Yapmış olduğum şarkıların en anlamlı sorusu bu oldu. Çünkü gerçekten ben 5 yıl önce, yani bu Gitme Yar şarkısını 5 yıl önce yapmıştım. 5 yıl önce yapmış olsaydım bunun sonundaki şiir yoktu. İşte ya hep bir şey ekliyorsun. Aynen. Ya, hani şundan yola çıkarak şunu söyleyeceğim sana. Yani bir ressam... Evet, anlatmak istediğin konu çok güzel. Yani 5 yıl önce ben işte mesela geç kaldım. 5 yıl önce işte Ahmet Yoldaş neden yani bu şarkıyı piyasaya sunmadı? Ya 5 yıl önce ben bu şarkıyı piyasaya sunmuş olsaydım bunun sonundaki o harika şiiri yazmamış olacaktım. Çok ben bunu yani 5-6 ay önce ben bunu tamamladım. Çünkü ben 5 yıl boyunca 70'e yakın eser üzerinde sadece yazmaya çalışıyordum. Kafayı oraya vermiştim ve kafayı oraya yoğunlaştırıyordum. Yani bazen haftalarca bir şarkının sözleri üzerinde yoğunlaşıyordum. Yani şimdi o zaman bitirmeye çalışıyordum. O zaman çıkarsaydı şimdiki lezzeti belki yakalayamayacak. Tabii. Şu da var ki aynen öyle insan, olacaktı. Birçok şarkım da sadece bu değil. Sadece bu değil. Mesela biz şu anda ikinci şarkımız şeydi yani. Türkiye'deki işte mesela bir çok harika, yine çok güzel bir ikinci şarkımızın klibi bile çekildi. Yani mesela onun çok güzel bir şeyi vardı. Ama müziğindeki son nakaratındaki işte tam da senin bu bahsetmiş olduğun konuda son nakaratlarında bazı değişikliklere gittim. Yani burada sana şunu söylemek istiyorum üstadım. Hani bir ressam düşün. Bir resim asla bitmez de. Aynen. Hep üzerinde oynar. İşte şurada bir şey eksilmiş olur. Oraya biraz bir fırça tarbiyesi oluyor. Seninki de o hesap değil mi yani? Bravo. Tam da konu bu yani. Aynen. Şey yani, çok güzel demiş olduk. Ya şu anda şeydesiniz yani, mesela zamanında amatör liglerde de futbolda oynadım. Mesela sahanın içerisindesiniz, sahanın içerisindeyken yani şeysiniz yani, o anda işte koşuyorsunuz, sizin yapmış olduğunuz bir orta belki size doğru, size göre doğrudur. Evet. Ama belki işte kenar köşede, yani mesela diyelim bir kenar köşede mesela boşlukta olan bir arkadaşınız var, siz onu görmemişsinizdir. Dışarıdaki atölyör veya seyirci onu görmüştür. Yani o anda seyirci, atölyör oraya top atmanızı istemiştir ama siz orta yapmışsınızdır. Ama daha sonra diyelim bunu izlediğiniz zaman, işte bir kasette falan izlediğiniz zaman düşünüyorsunuz ki gerçekten de doğru olan oymuş. Yani o topu orta yapmanız gerekmiyormuş. Aynen. Demek ki o köşedeki arkadaşa vermeniz gerekiyor. Şimdi bizimki durum oydu. Yani ben 5 yıl boyunca sürekli yazma peşindeydim. Yani sürekli şarkı yazma peşine düşünce bu üretkenlik üzerinde yürüyünce şey yapamadım. Yani dışarıda bu sefer de antrenör olup da yaptığım şarkıların işte neresinde ne gibi müziklerin değişiklikleri yapılması gerekiyor. İşte 12 tane eserimizde şu anda şey yapacağız. Yani Türkiye'de işte mesela gündemde olan işte yaylı grubu deyince işte gündem yaylı grubu var. Evet. Gündem yaylı grubu işte mesela onlarla anlaştık. 11 tane eserimizde kesinlikle bunlar işte yapıp karar verdik yani. 11 tane eserimizde kesinlikle yani yaylı grubunun olması gerektiğine karar verdik. Ama işte daha önce acele etmiş olsaydık belki de keman çalmadan bunları yapacaktık. Yani bu çok güzel bir şeydi yani. Benim için de gerçekten çok güzel, yani çok güzel bir şey ifade ettin sen. Evet. Yani insan
İnsan çekilince gerçekten kendini iyi bir şey yapabiliyor yani. Gözlemleyebiliyor biliyor musun? Yani çok geride iyi. Kendini gözlemleyebiliyor. Peki bu diyebiliyor yani. Besteci yönünü ne zaman keşfettin üstadım? Evet yani daha öncesinde şey yapabiliyordum yani böyle küçük edebiyat tarzı işte skeçler yazabiliyordum yani tiyatro tarzında bu tür denemelerim falan vardı. Şiir yazabiliyordum ama şarkı işte bundan 5 yıl önce yani bu 5 yıl önce işte bu Gitme Yar şarkısını yaptığımda bir gece vaktiydi işte. Hani az önce bahsettik ya hayatın yaşanmışlığı içerisinde bir acı dram olur ve o dram mutlaka bir yerde patlar yani. İçine atmışsın, atmışsın, atmışsın. Bir yerde patlar. Yani bizimki de sanırım gece saat 3 sıraları gecenin bir şeyiydi yani. Ben o sırada işte burada İsviçre alt dağlarında biliyorsunuz şelaleleri çok meşhurdu. Evet. Dağ suları çok meşhurdu. Ben gece saat 3'te yani herkes yatıyor. Ben o yaşamın ve hayatın işte acı dramların içerisinde bir gecenin vaktinde gittim o suyun kenarına böyle bir dağdan bir şelale geliyor. Böyle köpük köpük bir su geliyor. Ben oranın kenarına gittim. Böyle bir isyankarlığım vardı. O isyankarlık içerisinde şey yaptım yani böyle bir o şelalenin kenarında dururken işte bu Gitme Yar şarkısının o sadece nakarat kısmı falan işte böyle bir dilime geldi. Yani o işte ben böyle patlamak üzere yani böyle her şeye çatabilecek bir şekilde evet. Gitmiştim oraya. İnsan çok dolu dolu oluyor. Bir baktım orada şey oldu işte mesela gitme anlatamadım, gitme dinletemedim, gitme yar paramparçayım. Burada bu şey geldi dilime. İlham geldi bu ilham geldi böyle dilime. Ondan sonra ben şey yaptım yani. Bunun üzerine işte bir hafta iki hafta böyle bir yoğunlaşma oldu. Ondan sonra bunu böyle bir şarkıya yaptım. Şarkıdan sonra işte bunu bir saz hocamız, bağlama hocamız vardı İzmir'de. Evet. Dedim Ali Hoca biz bunu şey yapabilir miyiz? Müziğini yapabilir miyiz? İşte o çok heyecanlandı. Çünkü o da İzmir Üniversitesi'nde konservatuvar bölümünden mezun olmuştu. Evet. Profesyonel bir bağlama hocamız olduğu için böyle çok heyecanlandı yani. Dedi böyle bir şey olamaz. Bu şarkı işte bilmem ne olur falan. İlla ben yapayım falan. Sonra işte dediğim gibi yani bunu yaptım. Sonra baktım devamında 2-3 bu şekilde artık bu yeteneğimi kendi kendime keşfetmeye başladım. Benim için yani bir şey oldu yani müzik anlamında bir dönüm noktası oldu. Ya böyle bir başlangıç yaptım. Üstadım hani insan kendi yazdığı yani mesela ben kendi bir şiir yazsam onu çok daha hani içimden gelerek nasıl nerede duraksayacağım nerede daha gür sesle okuyacağımı daha iyi bilirim. Yani bu şarkıda beste de böyle değil mi yani sana ait olunca daha farklı oluyor yani. Yani daha böyle içinden gelerek tabii ki bütün eserleri içinden gelerek okursun ama sana ait olunca işte değişiyor burada işin rengi değişiyor. Ya şimdi işte dediğimiz gibi yani mesela bizim Mersin'de bizim bir arkadaşımız var işte bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mi artık bilmiyorum herhalde İstanbul Üniversitesi mi artık Teknik Üniversitesi tam olarak bilmiyorum da o evet. Da Facebook üzerinde tanıştık biz bir arkadaşla. Bir gün şey söyledim yani kendisine ait olan bir şiirin olduğunu, işte bir şiiri olduğunu ve bu şiiri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mi artık bir bölümünde, konservatuvar bölümünde yani doğru bir yorumlama yapamadıklarını. Evet. Ben de şey yaptım yani biraz inatlaşmıştım bu arkadaşımıza dedim bana gönder dedim ben sana yorumlayayım dedim. Ve bana şiirini yollamıştı. Ben Hazan adında çok müziğini çok kral bir şekilde yaptık. Onu da ileriki zamanlarda sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Yani gerçekten unutulmayacak bir müzik ve unutulmayacak sözler. Yani gerçekten böyle bazı şarkılar hani böyle insan yıllar da geçti, 100 yılda geçti insanın aklında kalır tabii ya. Tabii ki yani unutulmaz. Gerçekten bir şarkı. Şimdi bu arkadaşımız da sosyolog arkadaşlık bir arkadaşımız ve bana şey söyledi biraz böyle bir argo temasıyla dedi ki ya oğlum git dedi burada üniversitede dedi koca koca doçentler var dedi bu şiirimi dedi şey yapamadılar yani doğru bir yorum yapamadılar sen mi yapacaksın dedi ya ben dedim sen yolla arkadaş ne yapacaksın dedi evet. Neyse o da biraz böyle inatlanınca dedim al oğlum dedi yolluyorum dedi ne yapacaksan yap dedi böyle biraz da argo konuşan bir şeyimiz vardı yani çok da kibar konuşuyordu ama böyle hani halkçı bir şey vardır yani böyle bir temadilli kullanıyordu evet böyle bir şey vardı neyse ondan sonra yolladı bana 10 dakika geçmedi bunu yorumladı ondan sonra o arkadaş karşıda böyle donk kaldı bir şey söyledi ya dedi burada
koca koca şeyler var yani. Burada biz üniversitede bu işin yıllardır yani emeğini yapmış hocalarımız var vesaire dedi. Bunlar o istediği yani tam şey yorumu yapmanın dışında sen nasıl bunu başarabildin? Ve orada bahsettiğim işte burada birkaç tane hocamız vardı. Evet. Onlar top müzik alanında benim böyle bir yeteneğim olduğunu söylediler. Yani bu da beni ayrıca gururlandırdı. Yani herkes yorum yapabilir. Herkes ona bir müzik getirebilir yani kendi şeyinde. Ama önemli olan ona %99 yani dedikleri o tam 12'deki o vuruş dediğimiz işte o müzik yani tam o duygu, o hissi tam getirip onu da bütünleştirmek gerçekten her insanın yapabileceği bir şey aynen. değilmiş yani. Aynen öyle, bunu kendimde kendi yazmam yani kendi yazmamın dışında kendi eserlerimin dışında işte 10 tane yakın böyle bir eser şey yaptım yani 10 tane yakın böyle bir eseri şey yaptık belki daha fazla da olabilir 10-15 de olabilir. Peki bu da beni ayrıca çok sevindirdi. Yani. Böyle bir yeteneğin olması da beni çok sevindirdi. Artı bir avantaj senin için. Peki çaldığın bir enstrüman var mı? Çaldığın bir enstrüman. Yok maalesef. Maalesef ona şey yapamadım. O da olmaz artık. Yani beste yapıyorsun. O güzel yorumla sesli kasıyorsun değil mi yani? Ya şimdi şöyle oluyor yani. Bakalım. Şimdi gerçekten zor oluyor. Çünkü ben 5 yıl önce bağlama çalmaya geldim. Mesela aileden vesaire herkes çalıyor. Ama evet. Şöyle bir durum var. 5 yıl önce mesela diyelim şey yaptım da yani şarkı işte diyelim yazdım. Ondan sonra müziğini bulmaya çalışıyorsun. Yorumunu yapıyorsun. İşte klibiyle ayrıca uğraş, klibinden sonra işte bunun montajları vesaire. Yani birçok şeyle işte bu sefer düzenlemesiydi, sayfasıydı, reklamıydı evet. vesaire. Bir baktım gerçekten zaman kalmıyor. Yani sen bir de günlük 9 saatte yakın çalışıyorsun. Evet. Evet yani 9 saatte bir ayrıca çalışıyorsunuz. Yani dediğim gibi şu anda daha müziğin tabii başındayız. Belki ileriki evet. zamanda yani belki birkaç yıl sonra yani mesela bu bestelerinin hepsinin piyasaya sürülmesiyle birlikte belki müzikal anlamda bir emeğinin karşılığını alacağım. İnşallah hani birçok sanatçı kendi... mesleğine yıllarını vermiş, hayatını adamış, o günlere aynen. gelmesi için çok emek vermesi gerekiyor. Sen de bu günlere verdiğin yani. Emeklerin ileride meyvesi toplarsın inşallah. İnşallah öyle diyelim yani. Gerçekten İnşallah. Şu anda zor yani. Bir şarkının gerçekten diyorum yani klibi olsun vesaire tabii, bir şarkının tabii, sadece bir yani bir piyasaya çıkması ya da şey yapılması 3000 euroya patlıyor yani. Yani bu işte hem bu işin maddi boyutu var bir de manevi boyutu var. Yani yoruluyorsun. Manevi boyutu var aynen. Yani tabii. Ben 5 yıldır aynı öyle yaptım yani. Mesela maddi olarak gerçek diyorum yani 30 tane şarkı yani 3000 eurodan çarpın 90.000 euro yapıyor. Manevi evet. olarak da zaten insanların biraz şeyin dışında yani ben daha öncesinde çok sosyal bir insandım. Yani. Çok sosyal aktivitelerde, çok sosyal yaşamın içerisinde evet. çok kalan bir arkadaştım ama bu 5 yıldır yani kendi işte bu şarkılarına yöneldikten sonra tamamen kendi kabuğumu çekilmek zorunda kaldım ve sosyal hayatımın sınırlarını biraz daraltmak zorunda. Yani biraz da %90 daralttım. Çünkü buna yönelmek gerekiyor. Konsantre olma, odaklanma gerekiyor. Evet. Aynen bir şarkıyı yapıyorsunuz ve bir şarkı üzerinde 100 kere dinliyorsunuz yani. Şimdi mesela çok değerli bir hocamız burada şey söylemişti işte sevgili Ahmet YouTube'da benim için yapmış olduğu bir yorumu vardı. Gerçekten çok değerli bir öğretmen yani kendisi gerçekten öğretmen bir abimiz ve şunu söylemişti edebiyat öğretmeni yani edebiyat öğretmenleri de yani boş şey yapmazlar yani böyle bir yorumu hani yaparken biraz böyle altını doldurabilecek kelimeleri seçerler. Demişti ki aynen, evet. sevgili Ahmet demişti yani şey sanat tembelliği affetmez. Gerçekten çok titiz çalışıyorsun. Bu yönünü çok tebrik ediyorum. Yani gerçekten de şimdi ben 30 sene şarkımı bir titizlik içerisinde. Aynen. Aynen. Yani, yani ben şimdi neresinde ne gerekiyorsa yani hani az önce de siz söylemişsiniz ya. Yani mesela evet. Bir geriye baktığınız zaman işte buralarda işte bir yıl önceki bir resim üzerindeki bir oynama ya da bir yıl önceki bir yazdığınız bir şiirin üzerinde daha bir zenginlik görebiliyorsunuz aynen, yani. Mesela aynen. onu genişletmek için. Evet. İşte biz de 5 yıl önceki yazmış olduğumuz işte bu şarkılar üzerinde müzikal anlamda yani. Tamam sözler gerçekten şey yani herkesin takdir ettiği gibi. Hani kendi övmek vesaire anlamında değil. Herkesin ortak bir noktada söylediği şuydu yani. Gerçekten kalemin çok sağlam, çok güzel yazmışsın yani bütün şarkıların sözlerini ama müzik anlamında gerçekten ben onları çok doldurmak istiyorum. Yani ben istiyorum ki bir şey olsun yani nasıl desem mesela bir al yazmalım Türkiye'de diyelim kaç yıldır belki 50 yıl oldu değil mi? Yani olmuştur ya o kadar evet, tabii ki.
Yani bir al yazmalım nasıl ki bir 50 yıl insanların aklında şeyinde kalabiliyor yani. İnsanların yani hiçbir zaman unutamayacakları işte bir şeydir yani, bir şarkıdır yani. Çünkü zihinleri yani ben birçok şarkılarımı o şekilde yani bırakmak istiyorum. 50 yıl istiyorum daha geçse yani, unutulmayacak evet. Asıl böyle unutulmayacak lazım, doğru söylüyorsun. Aynen. Yani ben onun peşindeyim. Yoksa ben şeyinde değilim. Yani ben şunu söylemiştim. Ben başlarken de şunu söyledim. Eğer dedim ilk yapacağım şarkı gerçekten bir yıl demiştim ama 3 ay oldu yani. Maşallah gerçekten ben bu sonucu beklemiyordum dedim. Eğer bir yıl sonra 1 milyona yakın yani bir dinlenme kitlesine ulaşmazsa yaptığım bugüne kadar 30 tane müziğin şeyleri yani masrafını falan dedim hiçbir benim umurumda değil dedim. Atarım bir köşeye dedim, hiç giderim kafamı yormam dedim, hiç uğraşmam dedim. Ama şimdi 3 ay içerisinde o sayıya ulaşınca evet, ister istemez bir sorumluluk oldu. Yani insanlara karşı artık benim bir sorumluluk var. Tabii ki. İnşallah çıktığın bu yolda da başarılı olursun. Ahmet yoldaş. Peki sosyal medyadan Hayalciler sana nasıl ulaşacak onu da bildirirsen sevinirim. Tabii. Sosyal medya üzerinde işte YouTube'da da Ahmet Yoldaş yazdığınız zaman işte Gitmeyen şarkısına da ulaşabilirler. Tamam, çok güzel. Facebook'ta yine Ahmet Yoldaş sayfamız var. Instagram'da Ahmet Yoldaş sayfamız var. Oradan ulaşabilirler. Biraz o konuda tembihelim yani. Ben buradaki sizin vesilenizle bizi şu anda dinlemekte olan dostlarımıza onu söyleyeyim. Gerçekten biraz sosyal medya alanında tembel bir insanım. Günlük paylaşımlar, günlük videolar yapamıyorum. Evet. Bu konuda bir şey yapıyorlar yani, eleştirimler falan var. O da biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani gerçekten şu anda üretime katılıyorum. Çok vaktim, çok zamanım olmuyor. Evet. Yapacağım bir de 30 tane şarkının şeyleri var yani. Şu anda o 30 tane şarkıyı yaptıktan sonra belki bir yıl sonra durumlar çok farklı olur. O zaman belki İnşallah. Günlük işte bizim de katıldığımız etkinliklerden paylaşacağımız videolar vesaire olur. Ama tabii ki sosyal medya aktif kullanman senin için bir artı bir avantaj gerçekten. Çünkü oradan yani oradan da birçok kitleye erişebiliyorsun. Radyoların yeri başka değil mi? Hepsi ayrı bir tabii. Peki. Ya. Buyur, ekleyeceğim bir şey varsa değerli gönül dostum. Ben çok çok teşekkür ederim bakalım. Gerçekten senin gibi değerli bir arkadaşı tanımak, sizin gibi sevgili insanlarla yani tanışmak gerçekten benim için çok çok güzel bir duygu. Gerçekten çok çok sevindim. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca çok mutluyum. Ben çok mutlu olurum senin geldiğin için. Teşekkür ederim. Her zaman paylaşacağım, işte yapacağım şarkılarda her zaman yanınızdayım. Ben bu eseri yayınladığımda... İnşallah yolum seni... oraya düştüğünde, inşallah yolum o tarafa düştüğünde de misafiriniz olur. İnşallah. Birbirine görüşmek üzere. Şöyle söyleyeyim sevgili Ahmet Yoldaş, ben bu eseri yayınladım, seni konuk aldım diye bitmedi. Tabii ki yeni eserlerin de takipçisi olacağım, seni tekrar ağırlayacağım inşallah adımıza. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Benim zaten sizin gibi sevgili dostlardan, arkadaşlardan gerçekten yani sizin gibi samimi işten insanlardan beklentim bu yani. Benim gerçekten sizin gibi yani böyle değerli gerçekten işten samimi, sıcak, paylaşımcı yani böyle sadece bu şeyle değil yani dilde değil de gerçekten pratiğiyle ya, yapan arkadaşlara. Ya tabii ki insan kalbinde ne varsa o diline yansımalı. Yani sadece dili de olur zaman o zaten anlaşılıyor yani. İllaki kendini belli ediyor. Aynen. Peki üstad, ben çok sana teşekkür ediyorum. Başarılar senin sağ olsun olasın. İnşallah. Sana İnşallah. Ne diyorum? Uzun ömürler, sağlık ömürler diliyorum ve tabii ki başarılar hep sahip senin olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben de Hayal FM radyosu arkadaşlarına, emeklilerine tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Dinleyicilerimize de ayrıca sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi öpüyorum, yüreğinizden öpüyorum. Çok çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz ben için. Teşekkür ederim, sevgiler, saygılar, hürmetler olsun. Sana ait o güzel eseri dinleyeceğiz. Gitme yar, sonrasında ben isteklerimize devam edeceğim. Sevgili Ahmet Yoldaş, İsviçre'den canlı bağlantımıza katıldı. Kendisine başarılar diliyoruz Radyo Hayal ailesi olarak. Türkiye'nin en damar radyosu. Burası. Hayal FM. Zirvenin son sahibi.